Efendim hepinize iyi akşamlar e, diliyorum. Zarap davası ABD'de e, ara verildi e, bugün, öğle arası verildi. Birazdan başlayacak. E, bizi son derece yakından ilgilendiren bir dava olduğu için e, sizinle e, gelişmeleri paylaşıyorum. E, niyetim şu, e, son gelişmeleri bu davadaki son gelişmeleri dünyadaki gelişmelerle birlikte değerlendirmek. Çünkü... E, bu dava öyle sadece e, New York'ta yürüyen e, ve o sınırlar içerisinde kalacak bir dava değil. Türkiye'yi Orta Doğu içerisinde ilgilendiriyor. Bu bakımdan sevgili dostlarım bu değerlendirmeleri topluca yapmak gerektiğini e, düşünüyorum. E, bugün sizlerle Oda TV'de yayınlanan bir yazımı paylaşmıştım. E, programdan sonra merak edenler için... Ee, hemen altta e, bağlantısını da koydum. Mavi linki koydum. Onun üstüne basa, basabilirsiniz. Ee, Hülya İren, Hulusi e, Özen, Fulya Hanım, Duran Bey, e, merhabalar, e, Selim Hanım, hepinize saygılar sunuyorum. Tüm katılanlara, Sayın Taşdemir, e, sizden e, ricam şu, benim için önemli bu. E, her seferinde söylüyorum, nereden izlediğinizi eğer yazarsanız, e, gerçekten çok değerli bir geri bildirim e, oluyor. Eee... Sabriya Hanım merhabalar ve bir de mutlaka sizlerden e, yorum bekliyorum. Bu son derece e, önemli benim için e, ve paylaşım rica ediyorum. E, çünkü biliyorsunuz bu ana akım medya denilen medyada e, böyle kolay kolay bunları konuşabilecek artık imkanımız e, yok. E, sadece kavga edilen programlara izin veriliyor ki herhalde siz hiçbir şey anlamayın e, diye. Ee, o sebeple eğer bu programı paylaşırsanız, e, bir paylaş butonuna basarsanız çok daha fazla kişiye e, yayılacaktır. Sizden bunu e, özellikle e, rica ediyorum. E, şimdi e, çok yeni bir e, haber e, var bir yani bir saat e, olmadı. E, ABD Başkanı Trump e, anlaşılır gibi değil, tam bir sığ popülizmle e, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağını e, ilan etti ve büyükelçiliği de e, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Karşılığında da Hamas e, yeni bir intifada başlatacağız e, dedi. Anlaşılan e, çok ciddi şekilde karışacak e, burası. E, öte yandan biliyorsunuz e, Suriye, Mısır, ABD e, ve İsrail İran'a karşı bir yapılanma içerisinde. Suudi Arabistan'da hiç olmadığı kadar çok silahlanıyor. Korkunç bir silahlanma içerisinde. Ve Yemen'de de Suudi Arabistan'la İran bir vekalet savaşı yürütüyorlar. Kendilerine bağlı kabileler eliyle savaşıyorlar. Bu savaşın vekillerden asillere yani gerçek devletlere doğru yayılması e, mümkün. Özetin özeti şu: Orta Doğu'nun üzerindeki o hiç eksik olmayan kara bulutlar, e, anlaşılan e, çok yakında artık şimşeklerini yağdırmaya başlayacaklar, değerli dostlar. Biz bu sırada ne yapıyoruz? Biz Rusya'dan e, S400 füzeleri e, anlaşması yaptık. Rusya ne yaptı? YPG'yle gitti. Yani bizim düşmanımız olan PKK'nın işte Suriye'deki koluyla ortak basın toplantısı düzenledi. Anlaşılan Rusya dost falan değil. ABD ne yaptı? Bizim sözde müttefikimiz ABD'de gitti. YPG'yi silahlandırdı. Bugün yine düşen bir haber. Kurtardıklarını söyledikleri kentlerden birinde bu YPG militanları, teröristleri e, halay çekerken halay başı da e, ABD'li bir kadın askermiş. Yani ABD halay çekiyor e, teröristlerle birlikte. E, bu arada da tabii e, YPG o pohpohlanıyor. Şımarıklaşıyor e, giderek. E, mesela Rakka'yı kurtardılar. Sözde kurtardılar. Ne yapmışlar? E, IŞİD teröristlerini e, kamyonlara doldurmuşlar. Bugün dış basında çıkan pek çok habere göre e, bunlar Türkiye'ye doğru yollanmış Yani yanlarına cephaneleriyle birlikte Türkiye'ye doğru e, yollanmışlar. E, bu şekilde e, şartlar Orta Doğu'da bizi sıkıştıracak şekilde e, gelişiyor. Nergis Hanım çok teşekkür ederim. Gruplarda paylaşmak işte bu son derece son derece önemli. E, bunları gruplarda paylaştığınızda daha çok şekilde e, yayılacak. Şimdi sevgili dostlarım e, dünyada ee, bu karmaşa Orta Doğu üzerinde özellikle e, yaşanırken e, biz kendi elimizde ABD'nin eline inanınız e, en az YPG kadar e, tehlikeli bir silah vermişiz. Bu da zarrap davası. Akıl almıyor. Cehaletin para hırsıyla birleşmesiyle öyle tehlikeli bir silah ki işte bu silah ee, şu an Türkiye'ye doğrultulmuş durumda. Bu sebeple de ben e, sizlerle gelişmeleri paylaşıyorum ve bunlara karşı ne tedbirler alınacağını da o da TV'de yazdım. ABD'de yürüyen iki çok tehlikeli e, dava var. Birisi ilerledi zarrap öbürü de filin. Filin de, e, soruşturmasında da belli bir noktaya e, gelindi ve Türkiye'nin e, canını çok sıkacağını düşünüyorum. Buna karşı da Tedbir alınması lazım. Şimdi değerli dostlarım, e, Zarrab'ın sahte altın ticareti, İran'a yaptığını söylediği sahte altın ticaretinde 5 yılda 50 milyar ABD doları civarında bir işlem var. E, sahte gıda ticaretinin de 30 milyar dolar civarında, olduğu söyleniyor. Yani sahte ticaret 80 milyar dolar civarında. 80 milyar dolar civarında değerli dostlarım ve ve işte şimdi bunun üstünden başımıza neler gelecek bunu konuşacağız. ABD Dışişleri bakanlığı bu arada bir açıklama yaptı. İçinde diplomatik dille bir ima var. O imada dedi ki. Türkiye Türkiye e, ABD'nin e, tü, e, Türkiye Türkiye ABD vatandaşı olup Türkiye'de tutuklu olanların ABD'de tutuklu Türk vatandaşlarıyla e, değiş tokuşu konusunu görüştü bizden e, dedi Anlaşılan e, zarrabın Türkiye'de tutuklanmış olanlarla değiş tokuşunun görüşüldüğü e, ima edilmiş durumda bunu da e, not edelim değerli arkadaşlar e, ...Zarrab... çapraz sorguda dikkat edin çapraz sorguda çok önemli bir şey söyledi Babek Zencani ile İran'daki e, Babek Zencani ile e, ticari ilişki içinde olduğunu söyledi e, Babek Zencani'nin başına ne geldi Babek Zencani'nin başına e, <laughs> Ölüm cezası geldi. İran, Babek Zencaniyi e, İran devletini dolandırmaktan e, dolayı e, ölüm cezasına mahkum etti ve basına e, yansıyan e, haberlere göre tabi Amerika'daki gibi rahat e, seyredemiyoruz. E, İran'da olanları basına yansıyanlara göre Türkiye'de. Dağıttığı söylenen rüşvet Babek Zencani ile e, şeyin Zarrab'ın 8.5 milyar dolar civarında. Dikkat buyurun 8.5 milyar dolar civarında. Ayhan e, Kale Arena programına da e, davet edilirsem tabii çıkarım ama e, siz e, lütfen bunu yayın bir, bir, bir paylaş tuşuna bastığınız zaman inanın Arena programından. Başka kesimlere de bu e, ulaşacaktır. Sizden bunu e, rica ediyorum. Ne kadar çok paylaşırsanız Gökhan Bey haklısınız. Çok teşekkür ederim Sabriye Hanım, Günay Tepeköy. E, lütfen paylaşırsanız o kadar çok kişiye e, bu e, yayılacak. Herkes görsün, paylaşalım. Burada bizim e, meselemiz e, ortak. Neden ortak? Çünkü birileri söylüyor aynı gemide falan değiliz diyor ama benim başka bir gemim yok sevgili dostlarım. Yani aynı gemide değiliz diyenlerin başka gemisi var da binip gidecekler mi Türkiye'den? Basbaya aynı gemideyiz. O yüzden Türkiye'nin tedbir almasını söylemek zorundayım. Bunu da kim söyleyecek? Tabii ki bizler söyleyeceğiz ve halk olarak da talep edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi Babek Zencanî İran'da zarrabın ortağı işte ticaret birlikte ticaret yaptığı kişi mahkum oldu. İran'la ABD birbirine düşman iki devlet. Fakat bu iki devletten birisi bir ortağı ya da ticari ilişkideki bir tarafı yargılıyor ve mahkum etti. Bir tanesi de diğerini yargılıyor. İkisinin de iki düşman devlette ortak olarak söylediğini Türkiye'de muazzam miktarda e, rüşvet dağıttıkları ve sahte işlemler yaptıkları İşte bu son derece önemli e, bugünkü duruşmada e, zarraf şunu söyledi rüşvet ve masrafları düştükten sonra binde 4 ila 5 komisyon alıyordum bu sahte işlemlerden dedi ki bu da e, herhalde e, işte e, 5 yılda 1 milyar doları geçmiştir yaptığımız hesaba göre. Tabi bir başka husus var. Her nedense kimse bunun üstünde durmuyor. Ben günlerdir söylüyorum bunu. Sahte ihracat hayali ihracattır. Hayali ihracat sevgili dostlarım. Ee, bir vergi kaçakçılığı yapıldığı anlamına gelir. Adam bas bas diyor ki ben ne altın sattım diyor İran'a, ne gıda sattım. Altın satmış gibi yaptım, gıda satmış gibi yaptım. Eee e sonunda da şu oldu. Eee bu adam herhalde e, ya ben tamam bunları yaptım ama vergi iadesini almayayım dememiştir. Maliye Bakanlığı'nın e, bu sahtekara ne kadar eee vergi iadesi ödediğini de tespit etmesi lazım ve sorumluları da yakalamak zorundayız. Sorumluları mutlaka yakalamak zorundayız. Muazzam miktarda vergi iadesi almış olmalı bu e, sahtelikten e, dolayı. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu işin de peşine düşülmeli. Şimdi e, dikkat buyurun değerli dostlarım. E, ne zamandır bir şey söylüyorum. Eğer e, bu sahtekar İran ajanı e, Zarrab e, İran'a ambargoyu e, bu sahte yollarla delmiş olmasaydı diyordum ki size e, Türkiye'deki çiftçi kazanacak, Türkiye'deki fabrikalar kazanacak diyordum. İşte fındık üreticimiz kazanacak, zeytincimiz kazanacak. Ee, incir üreticimiz kazanacak buğday üreticimiz kazanacak mobilyacımız kazanacak ilaç üreticimiz kazanacak diyordum. Çünkü İran Türkiye'den e, sözde altın e, ithal ediyormuş gibi yapmak yerine e, gerçekten ihtiyacı olan malı alacaktı. Bugün savcı soruyor. Eee tavukçular dikkat edin. E, tavuk işi yapanlar, tavuk yetiştiricileri 5.1 milyon avroluk tavuk budu ticareti yapmış gibi görünüyorsun diyor Zaraba. Zarrab ne diyor? Ee, ben e, tamamen sahte işlem yaptım diyor. 5.1 milyon avroluk tavuk satın almış sözde piyasada ve onu İran'a satmış gibi görünmüş. Halbuki, ha, evet zehir zıkkım olsun Ali İlhan çok haklısınız. E, halbuki e, böyle bir işlem yapmamış. Dolarları bavullara doldurmuş ve nakit olarak e, İran'a göndermiş. Halbuki İran e, tavuk da yiyecek. O tavuğu eğer Türkiye'den satın almış olsaydı e, tavuk üreticimiz 5.1 milyon avroluk ee, sadece bu partide tavuk satmış olacaktı görüyor musunuz Türkiye'nin ne kadar büyük zararı olduğunu şimdi sıkı durun zeytinyağı üreticileri e, Türkiye'den 4.9 e, yaklaşık 5 5 milyar TL'lik e, zeytinyağı e, toplamış ve İran'a satmış gibi görünmüş. Ee, Zarrab diyor ki tamamen sahte diyor. Ben e, zeytinyağı falan almadım diyor. E, onun yerine diyor e, bavulla para gönderdim. Zeytinyağı almış gibi yaptım diyor. Şimdi ya bir düşünür müsünüz lütfen? Bu zarraba e, ihracat şampiyonu diye madalya verenler, e, sizler bilmiyorum <laughs> bu madalyayı verenler düşünür mü ama siz madalyayı verenleri bir düşünün lütfen. E, eğer bu sahtekarlık Türkiye'de yapılmasaydı, bu sahtekarlık Türkiye'de yapılmasaydı, Denizgün cevap vereceğim, o dolarları nereden buldu? Zaten şama bu. Bu sahtekarlığı yapmamış olsaydı, zeytinyağı üreticisinden o zeytinyağını toplayacaktı ve Türkiye'nin zeytin üreticisi para kazanacaktı. Deniz gün bu paralar İran'ın doğalgaz bize Türkiye'ye sattığı Doğalgaz ve petrol karşılığında Türkiye'nin halk Bank'a yatırdığı paralar, Zarrab bu paralarla, bu paralarla e, İran'ın ihtiyacı olan malları Türkiye'den satın alıp İran'a göndereceğine e, Türkiye'den satın almış gibi e, yapmış e, ve e, aslında tamamı baştan sona sahte dolarları, dolarları yasak olmasına rağmen. Bavullara koymuş ve uçakla nakit olarak abe İran'a göndermiş ve böylece de e, hem e, ambargoyu delmiş hem de e, Türkiye'deki üreticinin e, fabrikaların çiftçinin para kazanmasını önlemiş. Bir de üstüne üstelik korkunç bir vergi iadesi e, almış. İşte bu. Peki şimdi sıkı durun. Ee, yine tavukçulara geliyor bu zarraf tavukçuları feci şekilde vurmuş tabi sizlerin paraları dilek hanım tavukçuları feci şekilde vurmuş İran'a e, 5.013 milyar Türk liralık e, tavuk göğsü dondurulmuş tavuk göğsü e, satmış gibi yapmış bir tane tavuğun göğsünü bile satmamış e, İran'a görüyor musunuz şimdi eğer eğer e, eğer e, sadece bugünkü gelen itiraflarda tavukçuların uğradığı zarar e, önce 5.1 e, milyon avro e, bunu 4.5 ile çarpınca rakamı e, siz bulursunuz. E, yani 20 e, milyon TL'nin üstü ondan sonra da e, 5.3 milyon TL'lik tavuk göğsü bütün bunlar sizin cebinize girecekti değerli dostlarım. Zeytin Zeytinyağında ise Türkiye'ye Türk üreticisine verdiği zarar 5 milyar TL. Tüm vergi veren halkımıza zararı ise değerli dostlarım vergi iadeleri korkunç bir vergi iadesi almış durumda. Bugün duruşmada ses kayıtları dinletiliyor. Savcı Ahmedi Necatla yani İranın önceki e, cumhurbaşkanıyla e, bir ilişkisi olup olmadığını sorunca yok yok demiş yani ben ondan tanışmıyorum demiş şimdi dikkat buyurun 2014'te Zarap'ın e, İran cumhurbaşkanı Ahmedi Necada yazdığı mektup ne diyor biliyor musunuz e, İran'a itaat namus borcumdur diyor. İran'a itaat namus borcumdur diyor. İran'a itaat namus borcumdur diyen bu e, şerefsiz sahtekara e, Türk hükümeti maalesef e, Bakanlar Kurulu kararıyla, e, Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai vatandaşlık verdi. İstisnai vatandaşlık verdi. Yani Türkiye'ye çok büyük faydası olanlara verilen vatandaşlık. Mesela istisnai vatandaşlık Kime verildi biliyor musunuz? Türkiye'de Naim Süleymanoğlu gibi isimlere verilir ama bu sahtekara verildi ve üstelik hem Türkiye'yi soyuyor hem de bir de gidiyor İran Cumhurbaşkanı'na diyor ki İran'ın ben hizmetkarıyım İran'a itaat etmek namus borcumdur diyor. Bu dinletilen şu anda ABD mahkemesinde ses kayıtları dinletiliyor. Bu ses kayıtlarını e, televizyonda dinliyorum ben e, işte o e, konuşan kafalar var e, tekstil de e, var büyük ihtimalle çıkacak e, göreceksiniz tekstil yolsuzluğu da çıkacak. Çünkü tekstil de İran'a satılabilir mallar arasında ama e, yapmadığı için e, tekstilci de e, zarar uğramış e, olacak. E, şimdi e, ses kayıtları dinletiliyor e, şu anda mahkemede. Ee, bu bizim Türkiye'de televizyonlarda konuşan bir sürü kafa var. Ee, onlar diyorlar ki 17-25'in ses kayıtları geçersizdir şudur budur. Ee, belki dinlerlerse öğrenirler öyle bir şey değil. ABD savcıları kendi mahkemelerinden karar almışlar ve kendi dinlemelerini yapmışlar. diyeceksiniz ki Türkiye'yi nasıl dinledi. WhatsApp konuşmalarını dinlemişler, e-posta e yargılama e yazışmalarını dinlemişler. WhatsApp'ın server'ı nerede? WhatsApp'ın server'ı herhalde Taksim'de, Eyüp'te değil. WhatsApp'ın server'ı Amerika'da. E-postaların server'ları da Amerika'da. Yani kendi ülkelerindeki server'lara kendi mahkeme kararlarıyla ulaşmışlar. Ve keklik gibi yakalamışlar bunları. İçinde de bu rüşvet çarkı çıkmış durumda. Zarrab alt kademelere e Halkbank'ta e, rüşvet vermedim. Onların bilgisi de e, yoktu e, diyor. KK 669 ilgileneceğiz, konuşacağız değerli dostlarım e, bunu da. E, biliyorum ne zamandır KK 669 e, diyorsunuz. Ya baron Kantarcı vay anam vay. İşte bu. Pırıl Aydın Türkiye'ye kesilecek para cezasını kim ödeyecek? Rüşveti alanlar mı diyor? Soruyorsunuz. Türkiye'ye bu bu davada e, bu davada zarrabın tanıklık aleyhine tanıklık yaptı, Atilla yargılanıyor ee, o ayrı fakat Türkiye'ye daha sonra bu mahkemenin verdiği karara dayanılarak e, Halk banka ceza kesilecek ve belki başka kamu bankaları da var onlara da ceza kesilecek Kim ödeyecek bunu Tabii ki size ödeyeceksiniz Biz ödeyeceğiz hep birlikte e, ödemek zorunda e, kalacağız. Benim için e, size birkaç gündür bunu e, arz ediyorum. E, cezadan çok daha tehlikelisi başka bir şey. Türkiye'nin devlet olarak, Türkiye'nin devlet olarak bu sahte işlerin içine dalmış bir ülke görüntüsü vermesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman tüm kamu bankalarının e, uluslararası sistemden dışlanması. Ve uluslararası bankacılık ağından dışarı atılması gibi bir büyük tehlike söz konusu. Bu Türk ekonomisini darmadağın edecek bir durum. İşte bu tsunami'ye karşı hazırlıklı olmalıyız. Zarap itirafçı olmasaydı Türkiye'deki mallarına el konur muydu diyor Gökhan Polat ya konmazdı Zarrap'ın değerli arkadaşım Zarrap'ın sırtı açık kaldı mı döşeği rahat mı diye bu e, hükümet iki kere Allah için e, şey çekti. E, nota gönderdi e, Amerika'ya. Yani e, korkunç bir şey bu. Ondan sonra Zarrap e, bülbül gibi ötmeye başlayınca hain dediler e, Zarraba. E, o zaman ben soruyordum 5500 e, Türk vatandaşı yurt dışında tutuklu ya da hükümlü bir tanesiyle e, ilgilenmiyor Türk hükümeti bir tek zarrapla ilgili nota üstüne nota çekiyor ve üstelik casusluk dolayısıyla e, mallarına el kondu burada casusluk ne demek biliyor musunuz devletin. Gizli kalması gereken belgelerini dışarıya kaçırmış, yani o kadar e, akla mantığa aykırı ki Türkiye'de e, yürüyen zarap hakkında yürüyen e, yeni başlatılan soruşturma, çünkü sevgili dostlarım o zaman Türk hükümeti, o zaman Türk hükümeti bu e, belgelerin, zarrapın açıkladığı belgelerin doğru olduğunu, devlet sırrı olduğunu kabul etmiş oluyor. Ben anlamıyorum ki bunların, e, bunlara kim akıl veriyor, kimlerle konuşuyorlar vallahi billahi anlamıyorum. Yani akla zarar, mantığa zarar bir e, durum bu. E, değerli arkadaşlar e, Zarap duruşması biraz sonra devam edecek. Ben izlemeye de devam edeceğim dolayısıyla. E, bu arada tabii size müjdelerimiz var. Türkiye bu şekilde soyulurken e, torba yasada motorlu taşıt e, vergisine yüzde elliye yakın zam gelmiş durumda. Evet, yüzde elliye yakın zam gelmiş durumda e, motorlu taşıtı olanlar yüzde 15 ila yüzde 50 arasında zam ödeyecekler. Türkiye bu kadar soyulmuyor olsaydı, Türkiye bu kadar e, sahte e, Kara izin veriyor olmasaydı zarrap gibiler Türkiye'yi soyup sovana çevirmemiş olsalardı e, Türkiye'nin e, inanın çok e, refah içerisinde e, yaşayacağını görecektiniz e, diyorsunuz ki Nuray aslında bildiğimiz bilgiler hayır aslında bilmediğimiz bilgiler bunlar bunların çoğunu e, anlıyoruz sen ne yapacaksın Baro Başkanı olarak ben seni aydınlatıyorum Nuray ben seni aydınlatıyorum çünkü sen bir vatandaşsın halksın halkız hepimiz ve halk olarak talep ettiğimizde sevgili Nuray e, o zaman o zaman hepimiz talep ettiğimizde e, çözümü de söyledim size. Yazdım bu tsunamiyi önleyecek e, çok önemli tedbirler var. Bunlardan ilki sevgili dostlarım bu bakanları derhal yüce divana göndermektir. Gönderirler mi göndermezler mi bilmiyorum ben sorumluluğumun gereğini söylüyorum. Vatandaş olarak sizler de sorumluluğunuzun e, gereğini yapıyorsunuz biliyorum. Burada yapıyorsunuz, e, her yerde dile getiriyorsunuz. Rüşvet aldığı söylenen bakanların mutlaka ve mutlaka meclis soruşturmasıyla Yüce Divana gönderilmesi lazım. Duyuyorum bazen. Bunları Yüce Divana gönderilemezmiş. Çünkü meclis soruşturması kapandıktan sonra açılamazmış diye bilmeden konuşuyorlar. Yüce Divana meclis soruşturması tekrar açılır ve Yüce Divana gönderilmesi mümkün olur. Bu arada bu arada bu konuları ve işte o Man Adası belgelerini dile getirdiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmış Cumhuriyet Savcılığı dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecekmiş Peşin söyleyeyim size kimsenin kimseye hakaret etmesini doğru bulmuyorum Ama Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıyor her gün herkese hakaret ediyor her gün herkese hakaret ediyor maşallah. Bunun içinde Kemal Kılıçdaroğlu da dahil. Kemal Bey e, Cumhurbaşkanının e, günde beş posta hakaretini işitiyor. Hiç kimse çıkıp da Cumhurbaşkanı hakkında e, bir fezleke falan düzenlemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanının yargılanması, soruşturulmasını neredeyse imkansız hale getirdiler bu e, şeyle. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tak meclis soruş e, şeyi e, fezleke e, hakaretten soruşturma e, Türkiye'nin şunu konuşması lazım e, Madem ki Cumhurbaşkanı artık bir e, siyasi parti genel başkanıdır artık Cumhurbaşkanı olarak özel korumaya, e, ...tabi tutulmamalıdır. Çünkü o da bir siyasi parti genel başkanıdır. A Partisi'nin genel başkanı hangi korumadan yararlanıyorsa... ...iktidar partisinin genel başkanı da aynı korumadan yararlanır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, dokunulmazlığı neyse... E, ...cumhurbaşkanının da dokunulmazlığı onunla sınırlı olmalıdır. Ya böyle bir şey olabilir mi? E, Cumhurbaşkanı e, sıfatın e, var... Ama ben şu an parti genel başkanı oldum diyorsun parti genel başkanı şapkanı takıyorsun çıkıyorsun grup toplantısına veya alıyorsun muhtarları karşına günde beş posta on posta Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırıyorsun ya da o an aklında kim varsa ona hakaret ediyorsun. Ve hiç kimse senin hakkında en ufak bir soruşturma açamıyor çünkü soruşturma usulü farklı ama ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor diyor ki bu paraları... Ee, ...gönderdin mi getirdin mi... ...parayı getirdiysen önce nereden gönderdin... ...paranın kaynağı nedir diye soruyor... Cumhuriyet savcıları hemen soruşturma açıyor. Burada korkunç bir eşitsizlik var. Türkiye'de siyaset maalesef bu yeni anayasaya göre eşit düzlemde yapılmıyor. Eşit şartlar altında yapılmıyor. Böyle bir şey de olmaz. Ben de buradan bir ceza hukukçusu olarak sesleniyorum. Cumhurbaşkanı eğer bir parti genel başkanıysa kendi isteğiyle parti genel başkanlığı maddesini anayasaya geçirttiyse... Cumhurbaşkanı'na dair özel koruma maddesini Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarmak lazımdır. Aksi takdirde da bu siyaseti engelleyen, siyaseti e, siyasette haksız rekabet getiren bir husustur. En iyisi tabii Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanı gibi davranıp hiç kimseye o kürsüden hakaret etmemesi 80 milyonu kucaklamasıdır. Çünkü Türkiye'yi Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamak zorundadır. Yarısını ayırıp şu kadarı benimdir, kalanı benim değildir deyip hakaret etmemelidir. Hiçbir siyasi parti genel başkanı da hiç kimseye hakaret etmemelidir. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılmış bu soruşturmayı da fevkalade yanlış buluyorum, tehlikeli buluyorum. Akılla akılla mantıkla izah edilemeyecek şekilde adımlar atılıyor Türkiye'de e, düdüklü tencere gibi e, düşünün e, deliği tıkanmış ve düdüklü tencerenin altında da yakılmış e, ve kaynattıkça kaynatıyorlar bu ülkeyi e, bu arada da 80 milyon e, maalesef bunalıyor e, Türkiye yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara sesleniyorum. Türkiye'nin altını daha fazla kaynatmayı bırakın Türkiye normalleşmek istiyor. Zarap davasını takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum değerli dostlarım.